Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Size birazcık manzara göstermek istedim. Çünkü bu burada çekeceğim son KPSS videom olacak. Pazartesi günü İstanbul'a gidiyorum ve sınava kadar İstanbul'da kalacağım. Sınavdan sonra buraya döneceğim. O yüzden burayı daha göremeyeceğiz uzun bir süre. Şimdi bugün ne yapacağım onu söyleyeyim. Dün tarihten dış politikalar kısmını dinledim. Atatürk'ten de dış politika kısmını. Bugün onun testlerini çözeceğiz. Bir tane 2020'nin denemesini çözeceğiz. Onun dışında başka coğrafyadan deneme çözeceğim. Sonra bir de deneme analizi falan yapacağım yani. Bir de vatandaşlıktan ilk konuyu tekrar ettim. Onun tekrarını yapacağım yine. Sürekli olarak ilk konudayım biliyorum. Ama İstanbul'a gidince daha iyi olacak. Çünkü burada yapamıyorum pek fazla. O yüzden hep aynı yerdeymişim gibi geliyor size. Böyle. Bugünkü planımız bu. Akşama da köy düğünümüz var arkadaşlar. Köy düğününe gideceğiz. Onu birazcık size çekelim. Böyle şey bir son böyle köye veda videosu olur. Son KPSS. Köyde son KPSS videosu gibi. Böyle. Şimdi birkaç bir şey daha söyleyeceğim şimdi. O da ne biliyor musunuz? Videolarımın altında çok fazla böyle sınava yakın birazcık saçma sapan olumsuz yorumlar geliyor. Olumsuz yorumları takmıyorum bu arada. Umurum da pek değil açıkçası. Ama çok bilmiş insanlar olduğunu düşünüyorum bazen. Onun dışında şöyle bir mesaj yazanlar, yani şu tarz mesaj yazan bir grup daha var. O da işte herkesi kendini gösterdin. İşte şimdi kötü yaparsın diye şeysin. Konuşamıyorum ya. İşte herkese kendini gösterdin videoda her şeyini. Şimdi yapamazsın diye tribe giriyorsun gibi tarzı bir şeydi. Hatırlamıyorum şu an tam da yorum yani. Ama burada ben herkesi bilerek video çekiyorum. Yani bunun sonucunda da zaten insanları soracağını falan biliyorum. Ki sonucumu da açıklayacağım bu arada. Hiç gizlemeyi düşünmüyorum yani sınav sonucu geldikten sonra. Çünkü zaten bunu bilerek başladım. Ve insanlardan niyetlerimi falan da gizlemiyorum. Herkes bir sene boyunca çalışıp yüz alacak diye bir şey yok ki zaten öyle olsaydı şu anda herkes atanmış olurdu. Herkes çok konuşuyor. Zaten ben bunu daha önce söylemiştim ama şimdi de söyleyeyim. Eğer atanamazsam ki şu anda olmak istediğim yerde değilim tabii ki netlerimle ama atanamazsam bir sene daha gireceğim. Çünkü bu benim gerçekten çalıştığım daha iki senem yani. Bir kere daha gireceğim. Ondan sonra da bir daha girmeyi düşünmüyorum. İki sene sonra, iki seneye kadar da zaten işe girerim, birazcık çalışırım. Ondan sonra bir kursa yazılırım ya da yazılmam. Bilmiyorum yani şu anda onu düşünmüyorum da. Hani bu benim son KPSS'm gibi düşünmeyin. Bir şeyden çekineceğim yok yani. Siz laf ediyorsunuz diye bir şey değişmiyor. Sonuçta bu benim hayatım. En çok beni ilgilendiriyor. Yapıp yapamayacağım da beni ilgilendirecek doğal olarak. Her neyse işte bunu da söylemek istedim. O yüzden hani böyle sınava yakın ne bileyim biraz olumsuzluklarınızı azaltsanız mı acaba? Azaltmak istemiyorsanız da istemeyin yani yazın. Benim için etkili bir şey değil yani. Bunu söylemek istedim sadece. Öyle. Şimdi gidiyorum. İstanbul'a gidince daha iyi olacak. Ama şu anda da burada işte yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum birkaç gündür. Gelin önce tarih testlerimizi çözelim. Ondan sonra denememizi yapalım arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan geldim şimdi. Tipimin danıklığı için kusura bakmayın. Son günler olduğu için böyle birazcık videoları da böyle şeysiz bakın çok bakımsız çıkıyorum. Bir de köyde olduğum için. Neyse şimdi tarihten çözdüm ben. Şu bir dakika şimdi şöyle göstereceğim. Oy kameramı unuttum. Şimdi tarihten ben biliyorsunuz ki Ahmet Hoca ile çalışıyordum ama artık Aydın Hoca ile çalışıyorum son günlerde. Çünkü nedense Aydın Hoca'nın bu kitabından okuduğum zaman benim aklımda daha iyi kalıyor. Bunu önceden fark etmiştim ama Ahmet Hoca'yı da çok sevdiğim için ondan devam etmiştim. Şimdi tekrardan Aydın Hoca'ya geçtim. 2022 var bende ama zaten aynı. Önce videoları hızlı izliyorum. Ondan sonra işte buradan tekrar ediyorum. Sonra test çözüyorum. Şimdi bugün dış politikaları bitirdik. Tamam mı? Şu tarihin kitabını yanımda getirmiştim ben. Şunu.
Bundan çözdüm dış politikaları. Zaten 5 tane falan test vardı. Bunda çok fazla test vardı. Şeyde yok, yedi iklimde yok. 5 tane çözdüm buradan. Bitti. Yanlışlarım tabii ki çıktı. Hiç kitapta görmediğim şeyler de çıktı. Onları böyle bir tekrar edeceğim yine. Sonra buradan çözdüm. Buradan da sadece dış politikalarda 2 tane test var. O 2 tane de testi çözdüm. Buradan çok yanlışım çıkmadı. Çünkü ne zaman Aydın Hoca'dan çalışsam çok fazla yanlışım çıkmıyor. Yani işte yani buradan çözdüğüm zaman zor gelmiyor. Niye? Çünkü Aydın Hoca zaten ayrıntılı anlatan bir hoca ve Ahmet Hoca da aynı şekilde. O yüzden ikisi de ayrıntılı anlattığı için ikisini de yapabiliyorsunuz. Yani şimdi bu 7 iklimi çözüp çok ayrıntı zor diyenleri görüyorum. Değil arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz mesela şeyden dinliyorsunuz. Gidiyorsunuz Ramazan Hoca'dan dinliyorsunuz. Mesela Ramazan Hoca asla bence sınava yönelik değil. Bakın bu Ramazan Hoca çok ben ilk başta zaten Ramazan Hoca'yla başlamıştım. Gerçekten araştırdığınız zaman ilk zaten önünüze çıkan kişi Ramazan Hoca. Çünkü aşırı derecede reklam. Artık senelerdir yani bu işin ilk o başlattığı için sanırım çok fazla biliniyor. Bu yüzden de böyle ilk baktığınız zaman herkes bir Ramazan Hoca'nın şeyinden geçiyor. Ama sonra diğer hocaları fark ettiğiniz zaman Ramazan Hoca'nın aşırı eksik anlattığını ve kolay anlattığını görüyoruz. Bu kötü bir şey değil. Son zamanlarda da zaten Ramazan Hoca artık hani o işin başında ve çok fazla hani böyle bir şey yapmıyor gibi geliyor bana. Mesela ben 7 iklim, genelde 7 iklimi takip ediyorum ve hocalar sürekli işte deneme kampı olsun, soru çözüm kampı olsun, Instagram'da yayın falan açmaları olsun. Böyle çok fazla şeyler yapıyorlar ama Ramazan Hoca öyle değil. Ve zaten herkes soru çözümlerini izleyen herkes de çok kolay olduğunu, işte normalde onu dinlediği zaman 7 iklimi çözemediğini falan söylüyor. Ya bence bu bundan kaynaklı. O yüzden Ramazan Hoca'yı bilmiyorum. Ben çok artık sevmiyorum yani. Çünkü gerçekten sınava yönelik değil yani bence. Neyse işte. O yüzden bana bu zor gelmedi Aydın Hoca'dan dinlediğim için. Hoca, bütün hocalara saygım var yani. Gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum ama böyle benim görüşüm bu şekilde. Şimdi elimde şu var. 2019'u çözmüştük biliyorsunuz. Çok basitti. Onu paylaştığımda da altına şey yazmışlar. İşte 2019 çok basitti. 2022'den sonra ne zorlaşıyormuş? 2020 mi? Bunu çözeceğim. Bunu çözeyim. Türkçe matematik, bu sefer matematiği çözeceğim. Geçen matematiği çözmemiştim. Sonradan çözmüştüm. Şimdi bununla matematiğini de çözeceğim. Ondan sonra bakacağız sonuçlara. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu çözmeye gidiyorum. Tekrardan görüşürüz.